Herkese yeni bir Project Zombie'den merhaba arkadaşlar. Normalde Build 42 bekliyorduk. O yüzden yeni bölüm çekmiyordum. Uzun zamandır oynamıyordum Project Zombie. Ama sürekli geldi gelecek diyene kadar bir seneyi geçti, hala Build 42 gelecek. Şimdi de Haziran sonunda gelecek diyorlar. Tabii gelirse yine onda şüpheli. Ben de o yüzden aklıma geldi. Dedim bir bölüm daha çekelim Project Zombie'den. Bir seri daha çekelim yani. Yine farklı bir şeyler denemek istedim. Daha öncekinde biliyorsunuz karavan modu kullanmıştık. Karavan modunda bayağı güzel etkileşim aldık. Güzel de oynadık. Güzel de iyi gittik yani. Bayağı uzun süre işimizi gördü. Şimdi bu sefer tır modu denemek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi Patriot Build Semitruck Nomad var. Bunun sayesinde bir tırla beraber başlıyorsunuz. Tırın içinde yatağınız var, buzdolabınız var. Bir de küçük bir rafınız var ekstradan. Yani normal gerçek hayattaki tırlar gibi. Yatak tırları var ya. Aynı onlar gibi. O şekilde tırın içinde yaşayacağız. Gidebildiğimiz yere kadar. Tabi ilerleyen süreçte remork bulursak, tırın arkasına remork takarak içerisine işte çamaşır makinesidir, işte stok sandıklarıdır, lavabodur vesaire her şeyi yerleştiririz. Yani bir eve dönüştürürüz tırın arkasını. Ama şu an için sadece tırın kafasıyla oyuna başlayacağız. O şekilde ilerleyeceğiz. Özelliklerimiz böyle. Şöyle eksilerimiz bu şekilde. Artlarımız da bu şekilde. Bu şekilde bakalım ne kadar hayatta kalabileceğiz. Buradan bir kart oluşturmuştum ben direkt. Yadigar Ejder ismiyle oyuna başlayacağım. Yani yaralı olarak başlıyoruz, çıplak olarak başlıyoruz. Bu bizim için bayağı bir dezavantaj ama bakalım. Umarım şanslı şeyler olur oyunda ve güzel yerlere götürebiliriz seriyi. Başlangıçta bizi haritanın herhangi bir yerinde bir tırla bırakacak. İçinde birazcık benzin. Belki biraz da eşya olacak. Tabi içindeki eşyalar ve benzin miktarı değişiklik gösteriyor. Tabi aynı şekilde tırın hasarı da öyle. Bazı tırlar %100 canla doğarken bazılarında %10 canla doğuyor. İki zombiye vurduğun zaman tır ortada kalıyor. O tabi bayağı bir şanssızlık. Ama umuyorum güzel bir tır bizi bekliyordur. Tamamen rastgele geleceği için bizim için de sürpriz olacak. Bakalım artık. Umarım ölmeden 5-10 bölümlük güzel bir seri olur. Çünkü geze geze evimizi sırtımızı taşıyarak karavan hayatındaymış gibi yaşamak istiyorum yine ben. İşte böyle öldün. Başlayalım bakalım. Evet, tırın rengi rastgele geliyor. Bizim şansımıza böyle gelmiş. 3 tane yaramız var. Güzel. Güzel. Çıplak doğduk. Şöyle yanımızda bir kibritimiz var, sigaramız var. Anahtarımızı şöyle koyalım. Tırın içinde ne var? Onları hemen kontrol edelim. Bir saniye. Boş benzin bidonu var. İngiliz anahtarı var. Güzel, bu güzel. Şunu çöpe atabilirsin. Diğer bagajına bakalım. Tırın iki tarafında bagajlar bu arada. Sağda ve solda. Burada da çöp poşetiyle paket lastiği varmış. Bunları da atalım. Tırın içine gireceğiz şimdi. Bir bakalım nerede olduğumuza. Yine şu taraf Muldrok desek. Yine Muldrok'un üst taraflarında bir yerdeyiz. İçerisinde bu şekilde yatağımız var. Bir tane küçük buzdolabımız var ve bir rafımız var. Rafımızda birazcık kitap vesaire varmış. Peki. Taze sütümüz, havucumuz. Bayağı fakir başladık. Normalde ben incelemek için girdiğimde burada bayağı 8-9 tane yiyecek vardı. Hatta burada da ekstradan fazla malzemeler vardı. Ve üzerinde de İngiliz atları vesaire vardı ama şu an gerçekten fakir başladık oyuna. Yakıt ne durumda? Fena değil. Dur motora bakalım. Umarım motor sağlamdır. 71 güzel, gayet güzel. Önceki girdiğinde motor %20'lerdeydi. O bayağı sıkıntı yaratıyor çünkü. İyi durumdayız. Tamam. Hemen direkt yola çıkalım. Bakalım önümüze neler gelecek. Aşağı doğru gideceğim. Şimdilik hedefimiz öyle. Amacım işte yolda giderken yiyecek vesaire bulup. Şunu ben bir öldüreyim de elbise alayım. Amacım yolda bir şeyler lootlayıp bu Muldrok girişindeki hurda arabaların olduğu yere gitmek. Çünkü orada da tamirci seviyesini yükseltmek. Çünkü motor arızası olduğu zaman tamir seviyesi isteyecek bizden. Ve şu anki seviyemiz
tamir için elverişli değil. Dandik bir saat bulduk. İyidir. En azından saati görürüz. Hiç yoktan iyidir. Ceketimizi giyelim. Pantolon hiçbir şey vermiyor ya. Hiçbir şey vermeyen pantolon da giymek istemiyorum ama bunları bence yırtabiliriz. En azından içinden temiz sargı çıkartabilirsek o temiz sargılarla yaralarımızı sarabiliriz. Ha, çıktı güzel. Tamam, temiz çıktı. 6 tane temiz çıktı. Hemen şuradan şunları bir... Gerçi yenilemeseydim iyiydi de. Aynen, yenileme. Temizmiş. Kirli sanmıştım ben. Daha kirlenmemiş. Bu aracatta dediğim gibi aşağı gideceğiz. Ama gitmeden önce şuradan acaba aradan birkaç ev bulabilir miyim şuralarda diye düşünüyorum. Buralarda birkaç ev bulursam... Aferin, aferin oğlum. Aynen bak, burası güzel gibi duruyor. Çok da zombi var ama. Şöyle ses çıkarmadan gitsem. Şu arkamdan gelenleri öldürsem. Önce güzel olacak. Yat aşağıya oğlum. Yat da suratan sıçam itoli. Böyle sıra sıra gelin işte. 100 tane gelin fark etmez ama... Aynı anda gelmeyin çünkü silahım yok. Ziya! Arkadaşlar. Gel çocuğum sen de. Yat aşağı. Yani fena değil bak, senin şortun iyiymiş. Şort olmayan daha iyi de neyse. Bu da bir şeydir. Aa, dijital saat bulduk, güzel. Artık rahatız. Bak sana da şöyle eski saatimi vereyim. Oyun sonuna kadar saatimizi bulduk. Peki. Hiç şuradaki zombilere ses çıkartmadan şunun camından girebilirsem. Bunun arkada camı var mı inşallah? Arkada cam yok. Şurada kapı var sanki ama neyse. Önden girelim. Umarım içerisi boştur. Güzel. Kapat oğlum camı. Güzel. Yara bandı gerek yok. Şuradan bir suyumuzu içelim. Oh. Çöpte ne var? Hiçbir şey yok. Masada ne var? Kibrit alırım. Yani küçük bir ofis tarzı bir yer ama hiç yoktan iyidir. Taze portakal ve taze mısır var. Bunları bir öldürelim. Bunları da tıra götürürüz. Şu mikrodalga aslında bir tırı koyabiliyoruz mu acaba ya? Bizim şeye koyabiliyorsak onu çok güzel olur. Şuradan bir kalem alayım, sadece bir tane yeter. Haritayı işaretlemelik. Şunu ben deneyeceğim ya. Aynen, bunu bir alalım. Eğer buzdolabını da koyabiliyorsam tırda çok işime yarar o benim. Eğer olmuyorsa şunu sökebiliyorsam şunu söküp götürmek istiyorum. Çünkü onun hem altı buzdolabı hem de üzerinde şey var. Gerçi tıra bineceğiz de tıra da bindirmeyecek bu bizi. Zombi var yakında diyecek. Bunları benim yemem lazım o yüzden. Hiçbirinden şey de çıkmıyor ya. Silahtır, bıçaktır bir şey çıkmıyor. Bak sigara çıktı. Güzel. Spor ayakkabı, orman, cart curt. Bunlar işe yaramaz. Gelin hadi teker teker. Heh, böyle birer birer beni görüp gelin. Hiç zorluk yaşamayalım. Gel oğlum. Bunları temizleyip tıra girersem buzdolabına malzemeleri de koyarım. Sende herhangi bir şey yok. Peki. Gel çocuğum. Bak öndeki görmüyor, arkadaki görüyor beni ya. Böyle bir şey yok. Şunun sırtında bıçak var. Soldakinin. Onu da öldürürsek güzel olacak. Gel oğlum kıvırcık.
Güzel. Bunu alayım, sökeriz. Şu an sökemiyoruz. Tornavida yok ama sökerim onu. O da lazım çünkü. Gel oğlum. Hadi. Ama böyle olmaz dostlar. Şimdi şit şit yapacağım. Bu sefer hepiniz geleceksiniz. Boş yere bana gerilim vermeyin. Senin sırtında bıçak var herhalde. Dostum. Ha, mektup açacağımış. Gerek yok ona. Onun vereceği hasarı elle de veririm ben. Sıkıntı değil. Siz şimdi gelebilirsiniz bence ikiniz birden. Topallıktan da yavaş yavaş yürüyorum mecburen. Karakter yürümüyor. Yat aşağıya. Tornavida. Güzel. Tornavidam lazım demiştim. Tam da bulduk. Yani şimdi şu kazağı giyeceğim. Sığırığa karşı savunma verecek ama bana sıcak da verecek. O yüzden mantıklı değil. Çakmağı alırım ama. Tamam, gerek yok başkasına. Şimdi girelim içeriye. Şu yiyeceklerimizi bir koyalım. Çünkü üstünde bozulacak onlar. Acilen buzluğuna koymam lazım. Bak, zombi geldiği için yine giremezsin diyor. Gel çocuğum. Birine silah getirin ya. Çok şey değil yani. Sen de mi hiçbir şey yok? Yok. Aferin sana. Nerede var yakında zombi ya? Bak şurada. Gel oğlum sen de hadi. Gel kıvırcık. Hadi oğlum. Ormandan çıkıp çıkıp geliyorlar ya. Yat aşağıya. Sende ne var? Hiçbir şey. Artık bir daha zombi var deme bana lütfen. Çünkü zombi yok. Birbirimizi kandırmayalım. Evet. Tamam, şimdi hemen dondurucuya şu yiyecekleri koyalım. Tavuğumuz ve bezelyemiz. Hatta şunları da ben boy koysam iyi olacak ya. Çünkü burada daha fazla dayanıyor. Şimdi şunu öğe yerleştirdiğimde. Olmuyor maalesef. Yani bu buzdolabını kaldırıp yerine diğerini koymam lazım. Peki bu buzdolabı kalkıyor mu? İçinde eşyalar var. Herhangi bir seviyede istemiyor. Peki o zaman öyle yaparız onu. Tamam, çık. İn aşağıya. Şu buzdolabını alıp gelelim. Çünkü onun üzerine konuyor. Onun üzeri raflı buzdolabı. Bizimkisi rafsız. Kapı açılır mı artık? Açılır. Aynen, şunu alabiliyorsan. Bu da bak marangozluk istiyor çünkü trailer buzdolabıymış yani. Bu tam bizim aradığımız şey. Ama hem çekiç istiyor hem de marangozluk seviyesi istiyor. Marangozluk şu an hiç bizim yok. Çünkü marangozluk almadım ben tığda olacağımız için. O kötü oldu. Neyse. Onu artık bulacağız bir yerlerden. Ben bagaja mı koydum acaba şeyi? Tamam, bagaja koymuşum. Ağırlığı da büyük değil. İyi. Bak yine geliyor biri daha. Hadi gel oğlum. Gel de gidelim, hadi gel. Sende herhangi bir şey yok. Peki. Ha dur, şunu sökecektim. Biraz daha ilerleyelim. Ama biraz ilerleyelim. Çok değil. Gelin. Bak böyle çok gelmeyin ama işte. Zaten silahım yok. Beni zor kullanmaya mecbur ediyorsunuz. Yani şöyle. Gelin şöyle arkamdan. Gel 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 gel.
öyle geri geri vurmak daha mantıklı. Önde motora zarar geleceğine, arkadaki malzemelere zarar gelsin. Güzel. Tabi arkadan daha az hasar alıyorlar ama. Çok güzelsiniz. Gelin oğlum. Az kaldığı için artık kendimiz temizleyebiliriz. Tamam, sesler kesildi. Herhangi bir şey var mı? İşime yarar, sende hiçbir şey yok. Sende ne var? Hiçbir şey yok. Klasik saatler istemiyoruz. Sende ne var? Normal kalem var. Başka bir şey yok. Peki. Burada bayağı katliam oldu ya. Tamam, seni alırız. Sende bir şey yok. Bir dakika, ne vardı orada? Eldiven var ama işime yaramıyor. Deri eldiven olsa işime yarar ama. Diğerleri yaramaz. Başka neler var? Makas varmış. Aha, bot. Bu çok iyi oldu işte. Çünkü çok fazla savunması var. Al sana ayakkabı vereyim onun yerine. Şuna da bakalım. Tamam, başka bir şey yok. Şunu da sökebilirsin. Bunu da sökebilirsin. Azıcık susamışlığımız var ama azıcıktan bir şey olmaz. Ne oluyor be? Nasıl kilitli burası? Evet, çünkü kapı kilitliymiş o yüzden. Kapı kilitliyken şoför tarafından girilmesi peki? O da ayrı olay, neyse. Devam edelim, bunlarla uğraşmayacağım bana. Çünkü ev lazım, gıda lazım, su lazım. Böyle zombi öldür öldüre gidersek işimiz bitmez. Güzel bir mahalleye geldik. Bu mahallenin sonunda umuyorum ki güzel lootlar yapacağız. Güzel bir benzinlik. Yalnız bu zombinin çokluğu ne böyle ya? Dostum. Yani bu kadar zombiye ne gerek vardı? Burada remork var mı remork? Oy, helikopter var. Vallahi indim aşağıya. Yok mu anahtarı bunun? Vallahi var. Shop da var. Ama benzini yok. Dur, Shop'u eline al bakayım. Bence de sonunda.
Sonunda da karakterin gücü yok ki. Şuna bak, hiçbir şey vuramıyorum. Tamam. İnandım. Hiçbir şey vurmuyor karakter. Bir sigara iç bakayım. Aç sigara paketinden sigara çıkar. İç bakalım bir sigaramızı. Maalesef yaralı olduğum için job bulduk ama hasar da veremiyoruz. Yani rezalet. Şuna baksana ya. Bu ne böyle baba? Sür. Yalnız burası iyiymiş. Helikopter var orada. Orayı değerlendiririz. Yakıt getirip helikopteri oradan götürebiliriz ama yani bu modda gerek yok ya şu an. Tır modundayız ya. Helikoptere gerek yok bence de şu an. Çünkü siz de muhtemelen diyorsunuz ya ne alaka helikopter diyorsun ama doğru, ne alaka şu an tır modunda helikoptere gerek yok. O ayrı videonun konusu. Onu ayrı videoda yaparız. Şöyle mümkün olduğunca az zombiyle iyi, müzik azalıyor demek ki zombi sayısı az arkamızdaki. Evet, iyi ki az dedim. İyi. Atlattık yoğunluğu. Şimdi şu eve girip de bir lootumuzu yapabilirsek. İyi, temiz. Ses geliyor yakında bir yerden ama. Ses çıkarma oğlum. Dışarıya. Çık. Dışarıda ölebilirsin ama içeride değil. Örtelim kapımızı. Şimdi. Oh be. Dur. Şunu iç ama önce. İç onu şöyle. Oh. Şifa olsun. Bunu bırakabilirsin. Şunu alabilirsin artık. Burada ne var? İşimize yarar bir şey yok da şu tencereyi alayım. Yemek yapmak için kullanabiliriz onu. Şu konserveleri alalım. Bir de konserve açacağı versen bana süper olur da. Çok bir şey istiyoruz. Kase alırım. Yemek için lazım. Tereyağı, kiraz. Yani al hadi. Dondurucu ne var? Jambon, pastırma. Bunları bozulmadan götürebilirsek tıra güzel olur. Şuradan bir su iç. Aynen, şişemiz doluymuş. Bu da ne var? Oo bak, bunlar güzel işte. Bunlar akmaz kokmaz bozulmaz diyebileceğimiz kuru bakliyatlar. Burada bir şey yok. Peki. Üst katta ses geliyor sanırım. Üst kata çıkıp bakacağım şimdi. Burada bayağı malzeme var da benim çantam yok ya. Yani bu çantasızlık nasıl olacak? Ağırlığım zaten full şu an. Aha, deri eldiven gibi bulduk. Hemen giy bakalım. Testere bulduk, çok iyi. Testere çünkü bize lazım. Buna gerek yok. Testere ama alırım. Aha işte bu ya. İşte bu. Çantamız yok derken imdadımız o geldi. Küçük ama iyi. Yeter gene. Şu yiyecekleri her türlü şeyi at şuraya. Yine aynı şekilde şunları da at oraya. Testereyi mestereyi at.
Kuru fasulyeyi at. Onu pişiririz sonra. Tam başka atacağım bir şey yok herhalde oraya. Şunu yeriz çünkü. Su üstümüzde kalsın. Şunu bir sökelim. Ondan sonra yere atalım gitsin. Çok iyi oldu çok. Şu dere eldiven iyi ya. Bu dere eldiven bizim işimize yarar. Bunu yedek olarak alayım ben. Tornado'nun kondisyonu mefta olmuş. Bizimkisi güzel. O yüzden ikinciye gerek yok. Peki artık kitap alabilirim. Şöyle ama kitap alırken de şöyle bir şey yapmam lazım ki becerilerime göre almam lazım kitabı. Yani mesela ilk yardım vardı galiba. Yeni başlayan elektrikçilik. Ha, bunu okuyabilirim. Bu vardı galiba kamyonda. Yanlış hatırlamıyorsam ama neyse al hadi. Varsa da atarız. İleri seviyeler, orta seviyeler gerek yok. Bunlara gerek yok. Yeni başlayan için çiftlik ve terzilik bunları alırım. Yeni başlayan her şeyi alabiliriz şu an. Sıkıntı değil o. Hareket sensörüne falan gerek yok. Zaten ev yapmayacağız. Ha, şunu okuruz ama bu kapan öğretiyor. Bunu da parçalayalım. Şu dergiler can sıkıntısı için lazım. Yedek kalem alalım bir tane de. Tamam, hurdaları da geri atalım. Ampul de atalım. Üst kata çıkabiliriz. Çanta çok iyi oldu ya. Şimdi inşallah bir tanesindir. Bir tanesin. Güzel. Güzel. Bu arada kapıyı açıp kapatırken spam yapın. Aç kapa yapın kapıyı. İçeride ne varsa görün. Dışarı çıkmasını engellemiş olursunuz bu sayede. Kalabalıksa mesela ben girmeyecektim içeriye. Kalabalık olmadığı için. Girdik. Bunlar sökülüyor mu? Herhangi bir şekilde sökülmüyor gitarlar. İş çantası, şemsiye. Yani çantaya gerek yok. Zaten doğru düzgün kapasitesi de yok içinde. Buralarda bir şey var mı? Bakalım. Burada uyuyalım diyeceğim de bu acı içindeyken, ağrı içindeyken zaten uyumayacak bu arkadaş ama cımbız alalım. Bazen cam falan giriyor çünkü. Lazım oluyor o. Dezenfektanı alalım. Aha, ağrı kesici. Ya başka bir şey istesek olacak ya. Artık uyuyabiliriz. Bu çok iyi oldu işte. Şu odalara da bakalım da sonra burada uyuruz. Antidepresan çok iyi. Bunu alayım. Bunu uyuduğum odanın camına kapatırım. Dikkat çekmemek için. Bor anahtarı. Bu da işimize yarayabilir ilerleyen süreçte. Bulunsun. Elimizde yoktu çünkü. Artık eğilmeye gerek yok ya herhalde. Böyle iyi. Dur şu an perdesini kapat. Bu odada uyurum ben. Ne var burada? Dergi var. Can sıkıntısı için. Bulmaca var. Gazete var. Bunları alalım. Bunları karakteri bunalınca işimize yarıyor. Bu arada kaslar var burada. Bu çok iyi. Bunun rengi de güzel. İkisi de aynı seviye olarak ama bunun rengi daha güzel geldi. Bunu takacağım o yüzden. Şapka bir işe yaramıyor. Bunlar bir işe yaramıyor. Ben bunu yedek olarak alalım. Kaskımız kırılırsa kullanırız. 15 kapasiteli el çantasıymış. Bak bu İşimize yarar, nasıl yarar? Tırda bunu bırakırız. İçine eşya stoklarız. Çünkü tırda yerimiz az olduğu için işimize yarar yani o. Burada ayna var sanırım. Peki. Yan odaya da bakıp gelelim. Zombi falan olmasın evin içinde. Uyurken sıkıntı yaşamayalım çünkü. Bu neymiş? Bu da yine ekipman üretmenize için tarif öğretiyor. Ama silah ekipmanları gerek yok o yüzden. Düş seviye gerek yok. Bunu zaten gerek yok çünkü bunları zaten biz öğrendik. Yani araba tamirci olarak başlayınca bu dergiler otomatik olarak bilir halde oyuna sizi başlatıyor. O yüzden ona gerek yok. Kibrit alırız. Yedek kibrit yapalım bunu. Bak bu
zırh yapıyormuş levhalardan. Bu okunabilir ya. Belki lazım olur. Bunu da al. Bunu da al. Peki. Ha, yiyecekleri koyacaktık demiştik. Tıra. Çürüyecekler çünkü yoksa. Ya da şöyle yapalım. Haydi buyur. Evet. Böyle daha güzel oldu. Şu dergiyi al. Kullanıt kameraya sök. Doldu mu çantaya? Dergini almıyor. Vallahi dolmuş. Neyse, çok dergi aldık ya. Fazla dergiye gerek yok. Kapıyı kapat dostum. Şöyle yapacağız. Buzluğa koyacağım yiyecekleri. Şunları sabahleyin geri alacağım buradan. Tıra giderken yani. Bozulmayan. Başka bir şey yok herhalde, bozulacak. Diğerleri kuru zaten. Aynen. Şu ışığı da kapatalım da boş yere dikkat çekmesin. Işık lazım değil. Şimdi gidip bir ara kesici atıp güzelce bir uyuyalım. Hafif aç diyor. Bir parça yemek olsa iyiydi diyor. Tamam, sana bir parça yemek vereceğim ben dostum. Al sana bir parça yemek. Bu arada sürekli acıkma sebebi de karakteri oyuna zayıf olarak başlattık. O yüzden bu tarz sıkıntılar oluşacak illaki. Çakmağı da şuraya at. Kibritle hurda yeter. Yedek sigara paketinde at. Tamam, şu an iyiyiz. Çarşaf da at. Gerek kalmadı çünkü ona. Aynen, şimdi güzelce bir uyuyalım. Işığımızı söndürelim. Bir tane ağır kesici patalım. Ağır kesici, ilacı iç. Şimdi etkiler o. Bir 5 dakikaya falan. Evet, etki etti. Artık uyuyabiliriz. Burada hala ışık var. Sanırım şunun ışığı. Aynen. Hiç ellemeyeceğim. İstediği kadar uyusun. Evet, gecenin bir yarısı ağrıdan uyandı. İlacı iç. Evet, şimdi bir daha tekrar uyu dostum. Uygun de yorgun değilmiş yeterince. Peki. Yapacak bir şey yok yani. O zaman dinlenecek bir yerlerde. Sabah oluncaya kadar, çünkü çıkmayacağım buradan. Şöyle bir sabah sigarası. Bu arada sigaraların iki kere içilmesi güzel baya. Büyük tasarruf ettiriyor. İyi, yavaş yavaş sabah oluyor. Şöyle yapacağız şimdi. İçelim. Suyumuzu dolduralım. Güzel. Aşağıda bizim boş şişemiz vardı galiba. Şey, gazoz şişesi. Onda mı doldursak? Aynen, şunu alıp doldurayım ya. Ne zaman su bulacağımız belli olmaz çünkü bizim.
Bu niye dolmuyor ya? Niye 9'da 10 oluyor? 10'da 10 olmuyor. Su mu yok? Su mu kalmamış? Dur yukarıda bir deneyelim. Diğer banyo tarzı yerlerde. Şurada deneyelim mesela. İlginç bu. 10'da 10 olmuyor. Neyse. Bu arada sis de var ya. Sis kötü oldu bak. Ha tam yapacak daha iyi bir şey buldum sisteyken. Oy televizyon. Bulmuşken. Televizyon. Ayda. Televizyon eve mi denk geldik o kadar evin arasında? Şans neyse. Televizyon izletip kitap okutacaktım ama artık normal kitap okutacağım sadece. Şimdi şuraya uzan diyelim önce. Ondan sonra kitap okuyalım birazcık. Şunu bir okuyalım. Nerede okuduğumuz şey? Onu okunca sanırım siliyor. Diğer kitaplar gibi değil o. Peki. Ha buradaymış, tamam sıkıntı yok, at. Dedim acaba sildim dedim ama silmemiş. Başka kitaplarımız vardı burada. Aynen elektrikçili okuyacaktık. Yalnız buraya uzanıp oku dedik. Şunun okuduğu yere bak. Aşağı düşecek neredeyse. Şu sis bir geçse iyi olacak da. Sis geçene kadar buradayız. Aslında şu aşağıda donmuş yiyeceklerden de yemek yapabiliriz kendimize. Mikrodalgaya atıp. Hemen 2 dakikada pişirebiliriz. Evet sis dağılıyor. Sis gitti. Ama şu kitabı da okusun ya. Bir daha bununla uğraşmak istemiyorum. Kitap bitirsin. Sonra hemen bir sigara yaktırıp aşağı gidip yemek yapalım. Ortam sakinse yan evlere bakarız. Yoksa da direkt tıra binip devam ederiz. Zaten şeye gidecektim. O Multrock girişindeki hurda arabalarına gidecektim. Seviye kasmak için. Tamircilik seviyesi. Oraya doğru yola çıkarız eğer sıkıntı olursa burada bakalım. Güzel. Bu da bitti. Neredesin? At gitsin. Şimdi hemen bir tane şuradan sigara çıkart. Yak bakalım bir sigara. Güzel. O işi de hallettik. Şimdi bir yemek yapalım. Yani şu jambonu pişirebiliriz. Al bunu. Jambon. Tamam şu an bunu yiyebiliyor zaten ya. Kapat. Aynen şişirdi bizi. Yemekten patlayacak diyor. O patlamasın. Biz gidelim. Umarım sakindir diyecektim diye sakin değilmiş gene. Neyse teker teker geliyorlar. Sıkıntı değil. Bunları öldürürüz. Şu yaralarım iyileşse süper olacak da. Kredi kartı çıktı kadının üstünden ya, ilginç. Ablam alışverişe gitmiş, normal gerçi.
Gel dostum. Aşağı yatar mısın? Bu da vefat. Oy, sürü var orada ya. Hiç o sürüyle uğraşmam orada. Şu an silahım yok, bir şeyim yok. Aferin, kapı demirdenmiş. O da kaynak hamuracı istiyor. Aslında zombileri buraya çekip burada atlayıp topuklayabilirim buradan da. Neyse dur bakayım, şu diğer eve bakayım. Biraz daha yiyecek su falan bulsam diye uğraşalım ama. Gerçi tıra koymam lazım benim malzemeleri ya. Böyle olmayacak bu. Dur buldum. Arkadan toplayıp buraya getirip buradan atlayıp o şekilde geleceğim. O çözüm olacak bayağı bana. Bu arada topallamam düzelmiş. Çok topallamıyor yani. Sanırım iyileşen yerlerimiz var. Onu bir kontrol ederiz. Şunları bir tırdan çekeyim de. Daha fazla gelmezsiniz değil mi? Ben şu tıra bineyim de şu yiyecekleri, eşyaları bir artık yerleştireyim rahat rahat. Sonra yine tekrar gelebilirsiniz, sıkıntı değil. Ama şimdi değil. Lütfen. İşte bu ya, artık gelemezler zaten. Rahat ettik. Şimdi yapmak istediğimi göstereyim hemen şöyle. Aynen şundan bahsediyordum. Hatta bunu direkt şuraya bile koyabilirim. Bu bize alan sağlayacak ekstradan. 15 birimlik. Sanki rafmış gibi bir alan sağladı. Gayet güzel. Onun içerisine şöyle bazı eşyalarımızı koyabiliriz. Mesela deri eldiveni de koyabiliriz. Boru anahtarını da koyalım şimdilik oraya. Tencere de koy. Testereyi koy. Şimdi dolabımızın bozulacaklar kısmına kiraz ve pastırmayı koy. Tamamdır. Şu bozulmayan yemekleri de normal dolaba koy. Yine kuru fasulyeyi koy, tereyağını koy. Tamamdır. Şimdi şuraya da yine kitaplarımızı koyalım. Bulmacamızı koyalım. Gazetemiz, dergilerimiz, bulmacalarımız. Tamam, buraya bunu attık. Şu diğer rafta kitapları da yine. Biz kitap rafı olsun bir tarafı. Bir tarafı da normal ağır kesici, bandaj, işte cımbız. O tarz şeyleri koyarız. Bu arada şimdi uyutacağım tırın içerisinde. Herkes üstünde kalsın o yüzden. Cımbızı koy, antidepresanı koy, dezenfektanları koy. Yine şuraya diğer rafımıza dergimizi koyalım. Hatta fazla kibritleri falan da koyabilirim şuraya. Şunların hepsini. Yedek kalem de koydum. Bandaj da koydum. Steril bandajı koydum. Aynen, başka bir şey kalmadı zaten. Gerek de kalmadı. Şu su şişemi de bir tanesini kötü gün için koyalım şuraya. Yokluk zamanında gelip buradan içeriz. Şimdi buraya niye uzan demiyorsun? Uzan der misin dostum? Bunu yatak olarak görmüyorum acaba. Gerçi uyuyor diye uyuyor ama uzan diye yapmıyor. Çok fazla ağrım var, uyuyamazsın. Peki.
Hemen şimdi ağrına bir çözüm alalım senin. İç ilacı. Işığı söndür, boşa yanmasın. Ağrı geçti mi direkt uyuyacağız. Şahane. Evet, uyumak istiyor musunuz? Tabii ki de. Mümkünse sabaha kadar mümkünse. Yine ağrı başladı. Gece uyandırdı bizi bak. Ha iyi, sabaha kadar uyudu yine ağrı da olsa. İyi bence. Salgılarımızı kontrol edelim yeniden. Burayı steril bandajla sarsak daha iyi, yanağa iyi gelir. Tamam, çiçek gibi olduk. Şu kil salgıları atarız sonra çöpe. Ne diyor? Hafif aç diyor. Yemek sana vermeyeceğim. Çünkü şu an yemeğe ihtiyacın yok. Bu arada bölüm süremiz de olmuş yine 50 dakika falan olmuş yaklaşık. Burada bırakalım bu bölümü, birinci bölümü. İkinci bölümde buradan itibaren devam ederiz. Teşekkürler izleyenlere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.